Güzel birlikteyiz. Bana sürekli aynı soru geliyor. Ben aylar önce sevgili Türker Akıncı'nın Beyaz TV'deki Ne Var Ne Yok programında bir açıklamada bulunmuştum. Sevgili Türker de şöyle demişti. Tamam hocam, bak bunu not ediyorum, Eylül ayında hatırlatacağım. Ve dolayısıyla Eylül'e doğru giderken tabii ki bu olay internette gerçekten çığ gibi büyüdü. Eylül'de ne olacak sorusu sürekli gündemde ve bana da bu konuda sorular yağıyor. Bir de unutmayalım, şöyle bir durum daha var. Bazı arkadaşlarımız da Ekim'de bir şeyler olacak demeye başladılar. Ekim'de olacak diyenlerin sorumluluğu onlara ait. Eylül'deki bana ait. Ben 20 Eylül'den sonra Türkiye'de bir şeyler olacak demiştim. O sözümün arkasındayım ama ondan evvel size şu önümüzdeki 3 ay için çok mutlu şeyler söyleyemiyorum. Çünkü seçimden çıkan bir Türkiye, işte bir hani bollaştırılmış para politikası seçim nedeniyle. Şimdi ayrıca yaşanan o deprem, depremin büyüklüğünü düşünün. İnanılmaz 100 milyarın üzerinde bir harcama yapan Türkiye'yi düşünün ki daha da artacak bu. Dolayısıyla hazineye getirdiği yük önümüzdeki 3 ay içinde enflasyon olarak belki de hani paranın kendi kendine eritmesi anlamında biraz sıkıntı çıkaracak gibi görünüyor. Ama 3 aylık, yani Eylül ayının 20'sini bulduğumuz zaman bu sıkıntıların büyük ölçüde hafiflediğini göreceğiz inşallah, öyle diyeyim. Çünkü Eylül ayındaki değişim dünya çapında büyük bir değişim olacak. Yani salt Türkiye'ye ait olacak ama bütün dünyada yankı bulacak. Değişik, farklı bir yere doğru gidiyoruz. Yani bunun sinyalleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Eylül ayında patlamayı bekliyorum. Eylül'ün 20'sinden sonra özellikle belirteyim. Kaynağımı son ana kadar söylemeyeceğim, son anda da söylemeyeceğim. Yani çünkü bir sözüm var. Gerçek anlamda hani bir yemin gibi bir şey bu. O yüzden asla söylemeyeceğim. Ama dediğim gibi 20 Eylül'ü beklemeye devam edeceğiz. Peki bu önümüzdeki 3 ayda ne olacak? Önce kötümserlikten başlayalım, sonra iyimserliğe doğru gidelim. Çünkü ben size Türkiye uçacak, kaçacak diyebilirim ki bunu zamanında diyen kişiler oldu ama şu an onlar ortada yok. Yani Türkiye uçacak, kaçacak diyenler kendileri gitti. Çünkü hayal sattılar. Ayağı yere basan öngörülerde bulunmak zorundayız. Yani bu iş falcılık ya da atıyorum işte ben atayım tutsun, tutarsa ne mutlu bana, bildim derim, tutmazsa işte unutur insanlar, öyle bir şey yok. Kimse bir şey unutmuyor ve ayrıca da şunu söyleyeyim. Bu tür olaylarda toplumu infiale sevk etmek diye yeni biliyorsunuz bir kanun var. Sosyal medya kanunu da var. Yani dolayısıyla çok dikkatli dil kullanmak zorundayım. O yüzden tane tane anlatacağım sizlere. Bunun önceliği şu. Seçimden sonra tabii ki bir para kısıtlamasına, daha doğrusu daha hani böyle bir para sevkinin, arzının daha az olduğu bir döneme doğru gireceğiz. Bunu nasıl göreceğiz? Kredilerin daha kısıtlandığını, bankalardan kolay kolay kredi alamayacağınızı göreceksiniz. Çünkü dediğim gibi bir şekilde enflasyonu düşürmek amacıyla para arzının kısıtlanması gerekiyor. Yani Fed'in faiz artırarak Amerika'da yaptığını Türkiye'de belki bir şekilde nakit arzının kısıtlanmasıyla yapılacakmış gibi görüyoruz nakit ya da mevduat hesaplarında. Onun yerine daha çok vadeli, uzun vadeli para çekme yarışına giren bankaları göreceğiz. Yani sizin birikimlerinize daha yüksek faiz veren ve dolayısıyla insanların hani bankaları para yatırmak amacıyla tercih ettiği bir döneme doğru giriyoruz. Tabii ki bunun zararı var mı? Var. Yani krediyle çalışan iş adamları çok yüksek oranda hani faizle kredi almak zorunda kalabilirler, alabilirlerse o da. Yani küçük ve orta işletmelerin bu konuda zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü bu bir devlet politikası olarak girecek gibi. Mehmet Şimşek'in konuşmalarından az çok belli ipuçlarını çekip çıkartabiliyoruz. Yani evet, bir Kemal Derviş dönemi gibi olmayacak ama Kemal Derviş'in bir tık üzerinde biraz sıkı para politikasının uygulanacağını görebiliyorum. Bu sizlere ne kadar yansır? Şimdi
Tabii ki burada bir sıkıntı var. Genelde borcu borça kapatan, krediyle hayatı sürdüren çok yoğun bir kitle var Türkiye'de. Yani kredi kartları olmazsa çok sıkıntıya düşecek. Kredi alamazsa kendi aldığı maaşı hani çok yeterli olmadığı için sıkıntı yaşayacak insanlarımızın sayısı oldukça fazla. Bu tabii ki korkutuyor mudur? Korkutuyordur. Ama bu kısa bir süre sürecek. Yani dediğim gibi belki 3-4 ay, 3,5 ay civarında bir şey sürecek gibi görünüyor. Ondan sonra tekrar bollaştırılan hani para arzının arttığı, sıkı para politikasının biraz hani gevşetildiği bir döneme doğru gireceğiz. Bu da Eylül ayında olacak ki işte zaten Eylül'ün 20'si geldiğinde de Türkiye'deki o çok ama çok önemli gelişmeler olduğu zaman zaten insanlarımız rahat bir nefes alacak diye düşünüyorum. Ondan sonra farklı bir ivmeye doğru geçecek dünya. Yalnız burada bir parantez açalım. Şimdi ben bunları anlatırken bazı arkadaşlar diyor ki sen tek dünya devletini anlatıyorsun. Hani küresel canavarları, onların adım adım yükseldiğini, bir şekilde bütün devletlerle ortak olduklarını, dolayısıyla vatandaşlık maaşı ya da yaşam hakkı adı verilen Avrupa'daki ismi Türkiye'de vatandaşlık maaşı, işsiz kalanlara hani düşük miktarda para verilecek, işsizlik hani bir şekilde tolere edilmeye çalışılacak, yapay zeka işleri ele geçirecek. Bu nasıl bir mutlu Türkiye olacak diye sorular geliyor. Şöyle anlatayım. O Türkiye'deki zenginlik bir şekilde Türkiye'deki maaşlara ya da sizin bütçenize yansıyacak. Doğrudur. Ama küresel bir yapı da dünyaya hegemonyasını kabul ettirmeye başladığı için bu da Türkiye'ye yansıyacak. Yani şöyle anlatayım. Evet, Türkiye zenginleşecek. Ülke olarak, devlet olarak geliri çok artacak. Bu bize mutluluk verecek mi? İşte soru bu. Şimdi burada mutluluk verecek mi sorusuna, ben 20 Eylül'den sonrası için konuşuyorum, biraz şüpheli yaklaşıyorum. Çünkü yapay zekanın her şeyi ele geçirdiği, işleri ele geçirdiği, ki bundan sonra çok hızlanacak süreç, 30'dan fazla meslek yok olacak. Buna kamyon şoförlüğünden, öğretmenlikten, doktorluktan, haber spikerliğine, hatta seslendirme sanatçılığına kadar uzanan, yazarlığa kadar uzanan çok geniş bir zinciri ilave etmek durumundayız. Ki bu araştırmayı ben yapmadım arkadaşlar. Bu Independent'ta çok ciddi biçimde yapılmış 5 yıllık bir araştırmanın sonucu. Küresel bir dergi yayınladığı için ben de size aktarıyorum. Yani Türkiye'nin evet durumu iyileşecek. Evet, ekonominiz de bir şekilde mutlu olabileceksiniz ama size mutluluk garantisi, hani mutluluk anlamında, o her şey çok güzel anlamında bir hayat sunacak mı? İşte burası biraz dünyanın geleceğiyle ilgili. Çünkü bir tek dünya devleti kurulmak üzere bütün dünyada ulus devletler maalesef, üzülerek söylüyorum, bu işe direnmiyorlar. Ulus devletler bu işin parçası olmak için ellerinden geleni yapıyor. Dünyadaki bütün ulus devletlerden söz ediyorum. Öteki küresel yapılar, Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, Fransa'sı, İngiltere'si dünden razı zaten. Onlar zaten bunun hazırlığını yaptı. Hani bir umudumuz vardı ulus devletlerden dolayı. Onlar da direnmek yerine bu yeni dünya düzeninde yerlerini almaya çalışıyorlar. Tabii bu bizler için hiç iyi haber değil. Çünkü yapay zekanın yönettiği, dijital bir kontrol sisteminin kurulduğu yerde özel hayatımızın olmadığı gibi, kontrolün tamamen yapay zekada olduğu, attığımız adımın böyle adım adım hesaplandığı, onların da vatandaşlık puanlarından, bizlerin vatandaşlık puanımızdan düşüldüğü günlere doğru gidiyoruz. Yani mutluluk ve mutsuzluk ikisi böyle çok göreceli bir kavram olarak 20 Eylül sonrası önümüzde duracak. Ekonomik açıdan, bakın tekrar ediyorum, Türkiye için büyük bir sıçrama olacak ama mutluluk konusunda bilemem. Mutluluk zaten çok göreceli bir kavramdır arkadaşlar. Yani anlık bir duygudur mutluluk. O gerçek anlamda sonsuza kadar mutluluk diye bir şey yoktur ki. Bunlar masallarda ve eski Türk filmlerinde ya da Amerikan filmlerinde gördüğümüz şeylerdir. Yani siz 24 saat mutlu olamazsınız ki.
belki 5 dakika, 10 dakika daha sonra normale dönersiniz. Daha sonra mutsuz da olursanız mutsuzluk da lazım bize. Eğer salt her şey mutlu olsaydı mutluluk diye bir şey olmazdı. Bizim için çok rutin bir şey olurdu. Mutluluğun değerini anlayabilmek için mutsuzluğu da tatmamız gerekiyor. Bu ilahi bir kanun. Yani her şeyin iyi olduğu bir dünya yok. Kötü iyiden geliyor, iyi de kötüyden geliyor. Kötüden ders çıkartıyoruz, iyi nimet olarak alıyoruz. Bunları bilirsek 20 Eylül'den sonrasını ona göre değerlendiririz. Yani kaygılarınız var mı? Var. Çocuklarınızın geleceğiyle ilgili sıkıntılarınız var mı? Evet, var. Bunu bilebiliyoruz. Yeni neslin gelecekte ne iş yapacağı konusunda soru işaretleriniz var mı? Evet, var. Çünkü bitirdikleri okullar, artık diplomalar hiçbir şeye yetmiyor. Ama bunların hepsi zaman içinde oturacaktır. Daha detaylı bilgileri gelecek programlarda vereceğim. Hepinize iyi günler.